Arkadaşlar merhabalar bu videomda Mirko orijinal yayınlarının hazırladığı TTT Geometri Soru Bankası kitabında dairede alan konusundaki dairesel hareketler testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Uzunluğu 6 cm olan AB doğru parçası A noktası etrafında saat yönünde 60 derece döndürülüyor. Evet A noktası etrafında 60 derece döndüreceğim ben bunu. Şöyle ne yönde döndüreceğim? Saat yönünde. Hop şöyle döndürdüğüm zaman ne oluyor? Dairesel bir hareket ediyor. Evet bu şekilde döndürdüğümüz zaman 60 derece dairesel bir hareket ediyor. Buna göre diyor bu işlemde çubuğun taradığı bölgenin alanı işte bu bölgenin alanı nedir diye soruluyor. E o zaman 60'lık dilim alanı soruluyor bize. Yani pi r kare 60 bölü 360 soruluyor. Sıfırlar sadeleşti. 36'lar sadeleşti. Cevap 6 pi yaptı. Evet birinci soru 6 pi yaptı. Geldik ikinci soruya. 6 cm uzunluğundaki AB çubuğu C noktası etrafında 90 derece döndürülüyor. Evet C noktası etrafında 90 derece döndürüyor. Bu işlemde çubuğun taradığı bölgenin alanları toplamı. Arkadaşlar Hangi yönde olsun? Mesela şu yönde olsun. Saat yönde olsun. 90 derece döndürdüğümde şu bu. Bu şekilde hareket edecek. Burası şöyle. Peki ben saat yönde hareket ettiriyor muyum? da hop bu şekilde hareket edecek. Peki bu bu şekilde hareket edersem böyle bir dairesel hareket. Öbürü o şekilde devam ettiğinde şöyle bir dairesel hareket. Burada bir çeyrek daire yarıçapı çapı 2 olan burada da şöyle bir çeyrek daire yarıçapı çapı 4 olan. Çünkü 90 derece döndürdüğüm için. İkisinde çubuğun taradığı alan isteniyor. Bizden yani pi r kare bölü 4 artı pi r kare bölü 4 isteniyor. İki tane çeyrek dairelerin alanları toplamı isteniyor. O zaman 4 pi artı pi isteniyor bizden. Cevap da böylelikle 5 pi çıkar. Evet örnek 2 5 pi bulduk geldik örnek 3'e. Şekilde verilen 4 santimetre uzunluğundaki BP ipi gerilerek bir kenar uzunluğu 2 santimetre olan ABCD karesinin etrafına ok yönünde döndürülerek sarılıyor. Evet 4 santimetreymiş bu 2 santimetre. Haydi bakalım. Ben bunu gergin bir şekilde döndüreyim. Hop şöyle döndürürken tam buraya kadar şöyle bir çeyrek daire şeklinde mi dönüyor? Evet çeyrek daire şeklinde dönüyor. Şu şekilde. Sonra ne oluyor? Burası da 2 milim kaldı. Buradan sonrasında ip burada takılıyor. Dönmeye devam ettiği zaman ne olacak? O zaman ikilik bir şey yapacak. Hatta burası da 2 olduğu için ne olmak zorunda? Tam buraya denk kadar gelmek zorunda. Burada da böyle ikilik bir dönüş yapacak. Yani dörtlük bir çeyrek daire oldu. Bir de ikilik bir çeyrek daire oldu. Taradığı bölgenin alanı isteniyor. Pi r kare bölü 4 artı pi 2'nin karesi bölü 4 isteniyor bizden. O zaman 4 pi artı pi yapar cevap. Yani cevap 5 pi yapacaktır 3. soruda. Geldik dördüncü soruya. 7 santimetre. Şurası 2 santimetre. Burası da 3 santimetre olduğunu biliyoruz. Bu sefer de bunu 7 santimetreyi döndüreceğiz. İpin taradığı bölge. Şu şekilde. Hop. Şuraya kadar bir 7 santimetre bir dönüş olacak değil mi? Evet. 7 santimetre. Tamamı 7 olduğu için buraya kaç kaldı? 5 kaldı. Buradan sonra ip takılacak. Burada böyle çeyrek daire. 7'lik çeyrek daire. Sonrasında ne yapacak? Hocam burada da şöyle bir 5'lik bir dönüş yapacak. Hop. Şöyle. Hocam 5'lik bir çeyrek daire yapacak burası da. Sonra buraya da 2 kaldı. E sonra burada da ip burada takılı kalıyor. Burada da nasıl bir dönüş yapacak? Burada da ikilik bir çeyrek daire yapacak değil mi? Evet şöyle ikilik bir dönüş yapacak. Yani burası da şöyle ikilik bir çeyrek daire olacak. İkilik çeyrek daire sonra beşlik çeyrek daire sonra 7'lik çeyrek daire. İşte burada taradığı alan isteniyor. Pi r kare bölü 4 pi 7'nin karesi bölü 4 artı sonra 5'lik pi 5'in karesi bölü 4 artı sonra 2'lik pi 2'nin karesi bölü 4 isteniyor. Sadeleştirme yapmayalım böyle devam edelim. Yani 49 pi artı 25 pi artı 4 pi bölü 4 yapar. O zaman şu ikisinin toplamı kaç yaptı? Şimdi şu ikisi 29 yaptı zaten. Bununla toplarsam 78 bölü 4 yapıyor. 78 pi bölü 4 yapar. O da 39 pi bölü 2 mi yapar? Evet cevabımız 39 pi bölü 2 yaptı. Ve böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman Bir sonraki videoda ÖSYM tarzı test 1'de. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.